Biliyorum arkadaşlar şu an sadece söylenti. Baran Erda isimli yaşayıcımız soruyor. Nihat Genç'in Millet İttifakı adayı Haşim Kılıç olacak açıklaması hakkında podcast gelir mi? Birçok kişi bu açıklama fantazi diyor. Onu ciddiye almayın falan diyor. Ancak söylendiği üzere ben bilmiyorum ama söylendiği üzere ekmel de öncesinden söylemiş deniyor. Her halükarda bu iddiayı ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tamamen uydurma mı gerçek mi ya da gerçek ama bu tepkiden sonra fikir mi değişecek ya da şu anda konuşuluyor ama aday açıklandığı zaman mı değişecek bunu zaman gösterecek ama ne olursa olsun ciddi almamız lazım arkadaşlar bu iddiayı. Ben Ekmelettin'i önceden tahmin ettiğini bilmiyorum ama şunu biliyorum. Basının büyük çoğunluğu ya sağ gerici ya sol gerici medyadan oluştuğu için bazen neredeyse komplo teorisi gibi Veryansın tek başına haber yaptığı bir olay sonradan gerçek çıkabiliyor varyansın TV'nin yani. Peki ciddi alıp ne yapacağız? Pozisyonumuzu ona göre alacağız arkadaşlar. Yarın bir gün şak diye Haşim Kılıcı adayı gösterirlerse olabilir. Bakın ben neden olabilir diyorum biliyor musunuz? Çok mantıklı bir sebebim var. Şimdi bu adamlar hani adaylarını tekerleme ile seçiyorlar ya. İşte ekmek için Ekmelettin, ince ince Muharrem ince. O yüzden yeni adaylarını da büyük ihtimalle en çok kelime oyunu, en çok tekerleme yapabilecekleri bir isim üzerinden seçecekler. Düşünecek olursanız Haşim Kılıç üzerinden bir sürü slogan, tekerleme, şarkı, türkü uydurulabilir. İşte Haşmet için Haşmelettin denebilir mesela. Haşim Kılıç'la ülkemiz Haşmetli olacak ya da Haşmet için Haşim Kılıç denebilir. Cari açığımızı Haşama gibi kapatacağız. Pahalılığı Haşimoto'nun kılıcı gibi ikiye ayıracağız. Ekonomimiz Haşkerya yemiş gibi güçlenecek. Yükselen dövize Haşiktir diyeceğiz. Aç kalmış halkımıza haşhaşlı ekmek vereceğiz. Legal olanından. Enflasyonu haşlayacağız. Dış mihraklara haşırt diye kolumuzu... Neyse anladınız açtı işte arkadaşlar. Şarkı, türkü, uyak, kafiye, tekerleme, çikolata, şeker. Zaten arkadaşlar illa Haşim Kılıç olmak zorunda değil ki. O ayarda ya da Ekmelettin ayarında... Abi düşünsene Haşim Kılıç yani. Siyasal İslam'a muhalefet olarak Haşim Kılıç... Ya Ekmelettin çıkardılar abi. O zaman 2014'tü. Aradan 8 sene geçti. Artık vatandaş daha organize. Boomer arkadaşlar bunu unutuyor. 6 partinin 12 elle doğrulttuğu adayı göreceğiz. Ama bu sefer bakın bu sefer çıldırdım. Bir sonraki seçime alternatifsiz gibi ben, ben olacağım lan. Mansur Yavaş'a baskı yapacağız. Eğer ki Mansur Yavaş aday olmazsa ben olacağım. Yeter lan 3 tane oy alayım hiç önemli değil. Ama şöyle bir manzara görmek istedim Umarım bana kadar kalmaz yani. Hiç hiç olmazsa Zafer Partisi'nden biri falan aday olur. Her ne kadar birebir kafamız yani yüzde uyuşmuyor olsa da olsun önemli değil. Gözümü karatıp çıldırıp benim girmemden iyidir gene. Ama şöyle bir şey düşünün abi. Cumhur İttifakı'nın adayıyla Millet İttifakı'nın Haşim Kılıç ve o ayarda bir adayı. Bir dahaki seçime artık hadi şimdi gene çıkıp söylesinler abi. Oyları bölmeyin. AK Parti gitsin de kim olursa olsun. Hadi çıkıp söylesinler öyle bir şey olursa. Neyse arkadaşlar yani biz pozisyonumuzu alın Biz şu anda ne yapacağımızı, yani rakip bu hamleyi yaparsa biz ne hamle yapabiliriz? Onu hesaplayalım. Böyle birini çıkarttılar hemen. Yani organize zaten olmuş olalım. Onların hamlesini beklemeden. Biz organize olmuş olalım zaten. Böyle birini çıkarttılar hemen. Organize bir şekilde Mansur Yavaş'ın aday olması için baskı. Bir önceki podcast için salak salak işte gidip sen Mansur tapar mısın? Gidip ülkücü adama niye destek? Bakın arkadaşlar ben CHP'yi de çok eleştiren birisiyim. En çok CHP'yi eleştiren insanlardan biriyim. Ama ben CHP'liğe oy vermem deyip de Mansur Yavaş'ın karşısında olmadım. Ülkücülükle hiçbir alakam yok. İnsanların neden bunu iddia ettiğini bilmiyorum. Yine aynı şekilde. Buna rağmen Mansur Yavaş'ı destekliyorum. Bunun sebebi onun dört dörtlük bir insan olduğu falan değil. Hepimiz insanız. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kimlik siyaseti değil, şovmenlik değil, hizmet yapması. Bu kadar. Şimdi sizin çıkıp da ben ülkücüye oy vermem kardeşim demeniz eşittir bak. Tıpa tıpa aynı eşittir. Kim olursa olsun ne kadar iyi olursa olsun ben alnı secdeye değmeyen adama oy vermem diyen siyasal İslamcıyla kahvedeki dayıyla aynı kafa. Yapacakları en kötü hamle İmamoğlu'nu çıkartmak olur. O zaman çünkü kazanma ihtimali de var. Ben sevmiyorum. Yani Ümit Özdağ sevmiyorum dediği için demiyorum bunu. Ben sevmiyorum. Birçok küçük küçük nedeni olabilir. Hani neden sevmiyorsun derler birçok küçük küçük nedeni olabilir. İşte gidip Yılmaz Güney'in Ahmet Kaya'nın mezarlarında onları anması. Ondan sonra gelip burada Fırat Çakıroğlu'nu anması. Hangi şehre gidiyorsa onların hoşuna gidecek şekilde davranması. Bunlar da var evet. Ama biliyorsunuz arkadaşlar ben insanları profilleyen birisiyim. Sürekli suratında bir yapay gülümseme olan. Yani AVM'lerdeki o işte Funland, Funnyland bilmem ne oradaki palyaçolar gibi sürekli suratında sahte bir gülümseme olan, çok bariz bir şekilde sahte bir gülümseme olan ve sadece servis edilen o ünlü videoların değil, bütün videolarına baktığınız zaman o abartı gülümsemenin arkasında bazı şeyler yattığını da görebiliyorsunuz. Bazen sinirlendiği zaman ağzından bazı şeyler kaçıyor. O skandallar olmuştu biliyorsunuz. Sadece bu da değil. Onu birebir görmüş insanlar, isimlerini vermeyeceğim çünkü içlerinden ünlüler de var. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz, o kişi bendim diye. Onların da aynı şekilde birebir yani kameralar kapandığı zaman adamın girdiği modla kameraları görünce adamın girdiği modun arasındaki farklılıklar. Bu karakter analizi ile ilgili sonraki bölümde konuşacağız. Bir de şöyle bir şey var. İmamoğlu aday olursa Ümit Özdağ yine de çıkıp Mansur Yavaş'ı onun karşısına aday yapalım derse evet oylar bölünecek ama ben yine de varım. Neden biliyor musunuz? İmamoğlu'ndan bir tık yüksek oy alsa AKP'de %50'yi geçemezse çünkü oyların bölünmesi AKP'nin oyunu pek etkilemeyecek. Hatta İmamoğlu'na vermeyecek bazı insanlar Mansur Yavaş'a da verebilir. AKP %50'yi geçemezse zaten bir sonraki tur İmamoğlu'na veren herkes Mansur Yavaş'a verir. O yüzden böyle bir organizasyon yaparlarsa ona da varım yani. Riskli ama varım. Bence çok da riskli de değil. Dediğim gibi eskisi gibi değil çünkü bu iş. Yani iki turlu olduğu için eskisi gibi değil. Oylar bölünüyor çok fazla bir etken değil. Anladınız değil mi olayı? Öyle çılgın bir seçim olur mu bilmiyorum tabii. <laughs> Her türlü fantazi yapıyoruz şu an. Fantazi futbol oynuyoruz. Bir de tabii seve seve Mansur Yavaş'a aday göstermeleri var. Ama Ümit Özdağ'ın söylediği üzere ona pek sıcak bakmıyorlar. Yani hani o şey dedi HDP'den oy alamaz diye ona sıcak bakmıyorlar dedi. Ama geneli yani oy oranının geneli sol gericilerden oluşan bir oluşum olduğu için. Onu aday yapacaklarını sanmıyorum. Yaparlarsa ne ala ama yapamazlarsa o zaman İş başa düşecek arkadaşlar. Biz yapacağız aday. Kusura bakmayın abi. Artık millet oylar bölünmesin de işte öteki tarafa verelim. Hiç, hiç bir yani şu anki gerçek sorunlarımıza bir tane çözümünüz var mı abi? Kusura bakmayın. 6 tane parti lideri. Hiçbirisini sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorum. Hatta ben 5 tane saymıştım. Lan diyorum 6. kim? Demokrat partiymiş. Wow. Tamam demokrat arkadaşlar tamam. Sakin olun. Demokrat Parti'de katıldıysa tamam. O zaman kesin Millet İttifakı kazanacak. Baksana Demokrat Parti Oğlum çok komik lan yalnız. Düşünecek olsan gerçekten Haşim Kılıç gibi birini aday olarak çıkarmalı çok komik olmaz mı? Yapın da gülelim biraz.